İki güne gider. İki güne. Üç Pro'yu mu seviyorsun? Valla bizim üç aşağıda çek. Başkan röportaj yapar. Şey, başını yine yapar. Aradım. Sen bir bak eğer şey yapmazsa. Aradım. Buraya neye geldiniz efendim? Çalışmaya. Nereden geldiniz? Şeye kullar. Kullardan geldiniz. Evet. Elma için. Evet. Kaç kişi geldiniz? 14 kişi. 14 kişi. Günlük ne kadar çıkarabiliyorsunuz? Mikrofonları getirelim. Ne çıkıyorsa. Evet. Günleri diyebiliriz. Malatya Doğan Şehir ilçesinde bu yıl elma nasıl geçti? Hastalık kısa bir bilgi alabilir. Abi şey indir bak. Şey, indir az. Biraz daha indir. Tamam. Evet siz de başkan. Ya Allah ya Bismillah dedik. 3-5 günden beri toplamaya başladık. İşte göründüğü gibi elmalarımızın... Bir dakika. Sen sana ziraat odası ben alıp götüreceğim. Sen yapacaksın. Belediyen de olaydı. Diyat o. Kolay gelsin. Sağ olasın. İsim nedir? Şahin. Şahin Bey ne yapıyorsunuz şu anda? Abi gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Yaklaşık bir haftadır başladık. 20 gün 20 kişiye yaklaşık bir ekibim var. Evet. Devam ediyoruz, çalışıyoruz. İşimizde memnunuz. Kahramanmaraş Nurhak. Nurhak'tan. Evet, kaç kilometre yol geliyorsunuz? Yaklaşık 40 kilometre. Çavuş gel çavuş. Hastalık için Malatya'ya geldiniz. Evet. Yevmiyeler ne kadar neler söyleyeceksiniz? Yevmiyeler 1000 liradır. Ortalama 20'ye yakın bir ekibimiz vardır. Yaklaşık bir haftadır başladık bu işe. İşimizde memnunuz. Devam ediyoruz. Maraş'tan geliyoruz. Bundan sonra nereye gideceksiniz? Bundan sonra Maraş bölgesine, Elbistan. Buraları gittikten sonra oraya gideceğiz. Daha önce elmaya gelmiş. Bakım için bu bahçe çok güzel. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 18-20 lira diyorlar dalında şu an için. Yok. Evlerimiz, evet. Barklarımız kalmadı. Ne gibi zorlukları var? Evlerimiz kalmadı. Ne gibi zorlukları var? Şu an için biz barınaktan bir... İsmail abi. İsmail abi! Bahçe evler çok sade. Biz bahçe sade. Meri! Efendim? Gel merdivene. Hayır. Merdiven kime atabilir? Hanım ağaya benziyor değil mi? O da mı yemeği alıyor? O da yemeği alıyor. 20 kişi çavuş kim? Çavuş benim. Çavuş sensin. Evet. Peki günlük ne kadar toplayabiliyorsunuz? Bahçesine göre değişiyor. Ortalama bir ton oluyor kişi başı. Kişi başı bir ton. Evet.
Teşekkür ederiz. Kişi başı 1 ton oluyor. Bundan sonra nereye gideceksiniz? Bundan başka sonra Elbistan. Elbistan tarafına geçeceğiz. Maraş. Evet. Bunları yaşıyoruz. Bir an önce devletimize bunları yapılmasını istiyoruz. Evimiz barkımız yok bizlerin. Mağduruz bizler. İlkbahar başlıyoruz çapadan. Kar yağına kadar arazilerdeyiz biz. Mağdur oluyoruz. Diyelim işte çapa, dikimini yapıyoruz, çapasını yapıyoruz. Ondan sonra geri yeşil fasulye, yeşil biber, salatalık, domates, elma, armut. Kış geliyor. Yazın tekrar geri başlıyoruz. Bizim yaşanış şartımız budur. Ne kadar bir dönüm var arazi olarak? Çok. Elmamız çok. Yani yaklaşık ve öyle tahmin ettiğim yani 10 bin dönümün üzerinde elmamız vardır. Ama 20 bin dönümde elma vardır. Ama kaliteli. Üretici yani para kazanamadığı için tütüne yöneliyor. Öbür şeylere sebze, domates, biber, fasulye, salatalık bunlara yöneliyorlar. Elma ikinci plana atılıyor. Evet. Ya Allah ya Bismillah dedik. Hayırlısıyla bu sene hasata başladık. Hasatlarımız bir ay boyunca devam edecek. Elmalarımızın kalitesi, aroması, rengi göz önünde. Yalnız işte biraz soğuk havamız yoktur. Şu görünen elma ta Kayseri'ye gidiyor ki oradan yakın illere satıla. Yani burada bir soğuk hava olsa burada bu elmalar değerini bulur, ilçe değerini anlanır. Yani bir sahipsizlik böyle vurdu gidiyor. Elma diyarı diye Doğanşehir geçer. Normalde ismi Doğanşehir'in elma diyarı ama elma... Evet başkanım, Doğanşehir'de elmanın durumu nedir? Şu anda ne kadar Doğanşehir elması vardır? Aroması hakkında bize bilgi verir misiniz? Ayrıca Doğanşehir'de sanırım ilk defa bahçenin üzerine file çekilmiş. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, bir arkadaşımız Antalya'dan bu işleri yapıyordu. Kayseri'ye yöneldi. Kayseri'de bunları yerinde öğrendiği için geldi, burada bir atıntı bir yer vardı. Buraya aldı. Buyurun. Atıntı bir yer vardı. Orayı böyle bir hizmet gerçekleştirdi. Bir yaklaşık 70 dönüm kadar yeri böyle kayısıyla, elmayla güzel bir örnek bahçe yaptı. Onda doludan, güneşten korunması için filesini de yaptı. 1,5 milyon gibi bir şey yatırım yaptı. Yani bu sene verdi, bunu yaptırdı. Güzel de bir bahçe. Bunun gibi yapmak isteyen çok çiftçimiz var daha. Yeni dikilmiş fidanlarımız çok güzel. 5000 tane, 10000 tane diken. İneğimiz yok, davarımız yok, evlerimiz yok. Hep böyle tarım işçiliği yapıyor. Çoluğumuz, çocuğumuz okuyor bizim. Perişan haldayız. Duysun sesimizi. Kaç çocuğunuz var? 5 tane çocuğum var. 2 tane kızım okuyor. Yövmiye kaç lira? Yövmiyeyi biz alsak çavuşa yok. 1000 lira alıyor. Çavuş 2 saatlik yolda geliyor. Ona versek bize yok. Biz alsak ona yok. İdare ediyor. Ne yapalım? Gelip gelip gidiyor. İsim nedir abla? İsim nedir? Emine Kartal. Sabah kaçta geliyorsunuz dediniz? Biz 7'den buraya iniyoruz. 4'ten kalkıyoruz. Yine birer ineğimiz var. Onları sayıyor. Anca geliyoruz buraya. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Saat 10'da 11'de. Yemek bile yeme de geliyoruz. Kolay gelsin abla. Sağ ol. İsim nedir? Ayşe. Ayşe abla nereden geliyorsunuz? Kahramanmaraş, Nurhak, Kulla. Kaç kilometre yol var? Kilometresini buranın valla bilmiyorum. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Sabah 4'ten. 5'ten arabaya biniyoruz. Arabaya biniyorsunuz? Evet. Kaçta burada oluyorsunuz? 7'de. 7'de iş başı yapıyorsunuz. Evet, iş başı yapıyoruz. Nasıl, yövmiyeler iyi mi? Yövmiyeler iyi değil. Kaş yapmıyor bizi. Hiç. Yani iyi değil. Çalışabilirsek. Çocuk var mı? Çocuk var. Kaç çocuk? 5. Eşim de yok. 5 çocuğum var. Bir tane oğlan kaldı. Bekar, onlar da çalışa verdim. Maşallah. He. Nasıl, memnun musunuz bu işlerden? Memnun kaldık da işte mecbur mücadele edeceğiz. Mecbur. Ne yapalım? Mecbur edeceğiz. Şey yok.
Abla isim nedir? Gençliğimiz yoktur. Zübeyde. Zübeyde abla, sen aynı yerden mi geliyorsun? Aynı yerden geliyoruz. Hepimiz akrabayız, köylüyüz. Evim Maraş'ta evim vardı, yıkıldı. Tekrar köye yerleştim. İki tane çocuğum var, evet. Eşim engelli. Burada çalışıyoruz ama biz bunları memnun etmeye çalışıyoruz ama karşı taraf bizi memnun edemiyor. Yani yetişmiyor, çıkartamıyorlar. Büyümeler uygun. Büyümeyi kurtarmıyor? Kurtarmıyor. Her şey çok pahalı. Çocuklar okula gidiyor. Yetiştiremiyoruz yani. Ev yok, çadırda, kulübede. Perişanım. Yol parası kesiliyor, çavuşa kesiliyor. Bize bir şey kalmıyor. Azlığımızı çıkarmıyor yani. Yemeğimizi çıkarmıyor. Buraya günlük ne kadar toplayabiliyorsunuz? Vallahi belli olmuyor çalışmaya. İşçinin durumuna bağlı. Çok genel. Yani siz mesela ortalama ne kadar toplayabiliyorsunuz? Biz mesela fasulyeye gidiyorduk. Torba hesabı yapıyorduk. 5 torbaya bitirip gidiyorduk. Abi elmada farklı oluyor. Kasalar çok büyük. Yani 35'i buluyor bazen. 28 kasa oluyor. Büyük balyeler var. Öyle değil mi? Gene de çadır.